Ee, soruları da bir taraftan ya, Ozan var. Ozan'la ilgili ben ilk günden beri aynı şeyi söylüyorum. Bazen Ozan beni böyle mahcup eder gibi yapıyor. Ondan sonra diyor ki aman abi sen utanma ben yine bildiğimi okuyayım. Geri dönüyor maalesef. Ya adam geldiği günden beri sürekli bir kilo problemleriyle, istikrarla. Yetenek başka bir şey. Ama bana 3 maç kazanıp 5 maç, maç yatacaksan, hangi maçta ne yapacağını ben tahmin edemeyeceksem, hem Fenerbahçe'de milli takımda oynar gibi görünürken verilen pozisyonlarda sen yerinde olmadığın için rakip bundan faydalanıyorsa sen benim için doğru futbolcu değilsin. Bak yeterli olmak başka bir şey, yetenekli olmak başka bir şey. Ama doğru futbolcu değilsin. Ben 11 kişi oynadığım oyunda senin açığını kapatmak için 12. bir oyuncu arar duruma geliyorsam ben seninle yola devam etmem. Potansiyeli var mıdır? Vardır. ...sürekli disiplin altında tutulabilirse ki... ...hiçbir kulübün asli görevi... ...bir futbolcu disiplin altında tutmak değildir. Ben zaten sana paranı veriyorum. Kendi kendini disiplin et. Bir de senle oturup... ...ya bu çocuk idmanını yaptı mı? Bu çocuk doğru yaşıyor mu? Doğru besleniyor mu? Bunlarla uğraşmak durumunda değilim. Hı hı. Profesyonel bir şey yapıyoruz. Nasıl ki sen profesyonel anlamda bunu... ...fazlasıyla kat be kat alıyorsan... E ...bana da bir şey ver kardeşim. Ha, bu arada... Topuk ailesindeki kamp sürecinde yaptığımız e, yayınlarda şunu söylemiştim. Bu gruptan bir tane oyuncu o kiralık olarak kiralıktan dönen oyunculardan birisi bu takımda kalacaksa bu Zeiss olacak demiştim. Ha, evet. Yayında e, ve Zeiss bunu fazlasıyla Öyle, hak etmiş görünüyor. görünüyor ki e, son 3 hazırlık maçında hocanın vazgeçmediği isimlerden birisiydi. Yine yarın ilk 11'de yüzde yüz beklediğimiz oyunculardan bir tanesi. Ee, sadece Gustavo ile ilgili şöyle bir şey var. Maliyet anlamında Gustavo ki bununla ilgili de sağ olsunlar küfürü hakartı eksik etmediler. Gustavo doğru oyuncu mu diye sorguladığım zaman Gustavo kaç yaşında? 34 yaşında. Kaç para alıyor? 3 milyon civarında. Peki 34 yaşında 3 milyon euro verdiğin adam sana bunu ne kadar geri veriyor. Yani bir Joseph etkisi yapıyor mu? Bence yapmıyor. Gustavo'yu neden özel kılıyor? Ne farklı kılıyor? Neden biz Gustavo, Gustavo, Gustavo dedik? Çünkü savunma anlamında Fenerbahçe'nin ciddi atak yediği dakikalarda, pozisyonlarda gelip çok kritik dokunuşlar yaptığı için Gustavo ön çıktı. Peki neydi burada problem? Sen doğru savunma yapmadığın için senin stoperlerin zayıf olduğu için senin ileri çıkarken top kayıplarında geri dönüşlerin yetersiz yanlış olduğu için Gustavo orada kritik müdahaleler yapıyor. Peki sen Gustavo bunun için mi aldın? Ben doğru kadro kurmayacağım. Sen git oradaki benim yanlışlarımı kapat. Bu muydu amaç? Tabii ki maç içinde bir oyuncunun geri dönmesi, arkadaşlarının açını kapatması kıymetli ve özel bir şey. Ama Gustavo'dan beklenen bu değil. Gustavo'dan beklenen kesin devam etsin, kesin devam etsin ileriye topu evet. topu oyuna soksun, ara pas atsın, oyunu hızlandırsın, oyuna ritim kazandırsın. Gustavo atıyorum %90 e, pas isabetli oynamış ama bu 90 pasın işte %90'lık pasın 70 tanesini yana vermiş, 10 tanesini geriye vermiş, 2 tane ileri top atmış. O kaybedilen toplarda ileri oynadı toplar. Ya ben bu tür oyuncu ha olurdu bu çocuk 25 yaşında, 23 yaşında olurdu. 1 bir, bir oynardı. Gelecek derdim şey yapabilirdim ama şu anda Fenerbahçe'nin böyle bir oyuncuya çok mu ihtiyacı var? Yok. O bölgede benim kullanabileceğim başka isimler var. Benim kafamda var en azından. Daha e, verimli bir oyun oynayabilir Fenerbahçe elindeki mevcut oyuncu grubuyla. Gustavo bu maliyetle bu yaşla benim için vazgeçilmez bir oyuncu değil ki son gelen haberlerde Gustavo'ya e, yönelik tekliflerin değerlendirme hmm. altında olduğu yönünde. Peki bu mevcut kadro üzerine senin yorumun ne olur Hayri Beşer? arkadaşlarımızdan bir kez daha rica edelim. E, dediğimiz gibi Pelkas ve Valencia olmayacak en azından Adana Demirspor karşısında e, bu 11'i görmeyi bekliyoruz. E, sen nasıl değerlendirirsin? Pereira'nın şu oyuncu grubuyla nasıl bir futbol oynatmasını beklemek lazım? Öncelikle Ozan konusunda ben de kısaca değinmemi. Mehmet Emin Uluç hani kulüplerin böyle asli bir görevi olmadığını söyledi. Pek tabii doğru profesyonel Hı -hı. düzeyde işte oyuncunun kilo problemi vesaire gibi konular kulübün önüne gelmemeli diye düşünebiliriz ama maalesef kulüpler bu ayrıntıları da düşünmek durumundalar. Mesela Guardiola ilk Barcelona'da görev aldığı dönemde Messi'yi istediği kıvama getirebilmek için pizzayı yasaklıyor kendisine. Aynı zamanda işte yemeklerde balık koyduruyor. Bir de meyve daha fazla tüketilsin diye meyvelerin kabuklarını soydurarak ikram ediliyor. Bunlar belki küçük, küçük ayrıntılar gibi gözüküyor ama Messi o süreçten sonra sakatlığa pek de düşmüyor. Ama şu Hayırlı var başar. çok özür dilerim. Ee, yani Ozan Tufan'ın belli ki vücut yapısı kilo almaya müsait. İşte, oyuncu da bunu kendisi eğer işte biliyorsa oyuncu, farkındaysa. Bak oyuncu bunu kendisi biliyor. Bunun önüne geçemiyorsa bu anlamda çok ciddi destek alması lazım. Yani kulüplerin o profesyonel yapıyı da oluşturarak oyuncunun o düzeyde o profesyonel çerçevede durması için şartları oluşturması lazım. Ben Ozan'a biraz belki Mehmet'ten daha olumlu baktığım için <laughs> konuya girmek istedim şu açıdan. Ya Ozan nitelikli bir oyuncu onun ötesinde de hani performans gösterdiği dönemler göstermediği dönemler geçen sezonu ele alsak oyuncu bazında hangi oyuncunun performansı iyiydi bir skala yapsak herhalde Ozan çok Tabii, kötü bir yerde durmaz. Evet, Geçtiğimiz sezonun iyileri arasındaydı diye düşünüyorum. İkincisi oyunun iki tarafına da modern şekilde hitap eden bir oyuncu. Mesela Pereira taktiğinin de iyi işlemesi için Ozan'ın o dinamizmine ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Niçin? Ozan aldıktan sonra adeta bir katalüzer gibi hızlanan, driplingi olan gücüyle, o şey o güçlü yürüyüşüyle alanı çok seri bir şekilde kat edip rakibin hem denge kıvamını hem moral değerlerini alt üst edebilen nitelikte bir oyuncu. Şimdi böyle bir potansiyel varsa elinizde bu potansiyelin üzerinde hassasiyetle durmak lazım diye düşünüyorum. Ama burada şimdi Mehmet Emin'in söylediği bir husus var ki çok doğru. Fenerbahçe'nin elinde yerli ama çok özel ve nitelikli yerli oyuncu sayısı fazla. Bu bir avantaj. Şimdi hoca burada belli ki Fenerbahçe geleneğine ve genetiğine uygun bir oyun yapısı ortaya koymak istiyor. Aslında üçlü savunma kavramı da belki buradan önümüze geliyor bizim. Yani 3 4 3 ya da 3 4 2 1 gibi biz dizilişleri konuşuyorsak bu takım pozitif düşünüyor bu takım. Yani hücumu düşünüyor. Evet, savunma prensiplerini daha fazla ön plana alıyor. Futbol adına bir şeyler vaat ediyor. Hemen diyebiliyoruz. Evet. Bu güzel burada mesela Ozan sizin kullanabileceğiniz oyunculardan bir tanesi. Joker nitelikte. Yani sıkıntı yaşadığınız orta sahada bölgede Ozan'ı kullanabilirsiniz. Mert Hakan'ı kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Aynı şekilde İrfan Can'ı kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu üç oyuncu da, bu saydığım üç oyuncu da farklı farklı özellikleri olan ama tırnak içerisinde nitelikli, kaliteli oyuncular. Nitelikli, kaliteli oyuncuların arasında bir tane çok özel bir adam daha var adı Mesut bütün mesele şu Fenerbahçe'nin sistemini işletebilmesi yani Pereira ne yapıp edip Fenerbahçe'nin oyununu bir kompozisyona dönüştürmeli yani biz Fenerbahçe'nin oyununu Mesut da şu an oyununu kapalı okumaya kapalı. başladığımız zaman cümle düşüklükleri görmemeliyiz yani özne yüklem uyumu yerli yerinde olmalı bağlantılar yerli yerinde olmalı giriş gelişme ve sonuç bölümü etkileyici olmalı. Bu sağlanabilirse, bu sağlanabilirse Fenerbahçe oyun yapısı içerisinde bu oyunun ne olduğu çok önemli değil ama oyunun kompozisyonunun olması bir zaruret, bir tarzının olması zaruret. Beşiktaş'ta olduğu gibi o zaman biz Mesut'u bir dünya starı gibi izleme imkanına sahip hı hı. oluruz. Yani hem Fenerbahçe bir oyun kompozisyonu şekillendirmeli hem de Mesut gibi bir dünya starından üst düzey katkı almanın yollarını bulmalı. Bunun yolu sistematik oyun. Çok basit söyleyeyim. Fenerbahçe sistematik bir oyuna sahip olmalı. Baktığınız zaman bu takımın oyunu bu diyebileceğiniz bir oyun. Şimdi burada benim gördüğüm zayıf halka Mehmet de altını çizdi. Kanatlar. Şimdi kanatlara kimi yazdık? İşte fer, Ferdi'yi yazdık. O ve Ferdi. O, olmaz. Yani o sayı tamam atletik pır pır çabuk vesaire. Ama bu oyun aynı zamanda üst düzey e, IQ'yu, üst düzey oyun zekasını gerektiren bir oyun. Orada eksiklik var. Ferdi de de ben yeterli enerji görmüyorum. İstikrarsız bir oyuncu evet, aslında. Evet, yani Ferdi şimdi bir yetenek. Ama şimdi evet. yetenek sürekli patinaj yapıyorsa, rampaları çıkamıyorsa, yani 120 kilometrenin üzerine gidemiyorsa, çıkamıyorsa süratli olmuyor. Şimdi orada daha e, hareketli, daha üretken, daha enerjik oyuncuya var kenar e, şey e, oyunculara ihtiyaç var. Şimdi merkezde işte İrfan'ı kullanabiliyorsunuz, Mert Hakan'ı kullanabiliyorsunuz, Mesut'u kullanabiliyorsunuz, Ozan'ı kullanabiliyorsunuz farklı farklı pozisyonlarda ama hı hı. ağırlıklı olarak merkezde. Şimdi kenarlara indiğimiz zaman bu sorun karşımıza çıkıyor. O zaman yani Pereira'nın burada devşirme şeyler düşünmesi lazım. Yani. Belki kenarları bir kenara Mert Hakan'ı atmayı düşünmesi lazım ya da Pelkastan farklı bir hmm. şekilde faydalanmayı düşünmesi lazım. İrfanı kenara atamazsınız. Ozanı da kenara atmak doğru olmaz. Ne Sabek oynatmak doğru bir şey Ozan'ı ne de şey kanat oynatmak olmaz. Ya Ama, da ilerleyen dönemde belki bir e, forvet takviyesi geldiği zaman Valencia'yı e, kanatta. Valencia olabilir edebilir. bir forvet takviyesi gelmeli ama Fenerbahçe'nin elinde şu anda bana göre bak düzeyini tartışabiliriz ama tırnak içerisinde golcü diyebileceğimiz bir forveti var. Hı hı. Serdar. Serdar golcü. Ha Fenerbahçe'nin golcüsü mü tartışırız? Ama o pozisyonun oyuncusu, tam anlamıyla o pozisyonun oyuncusu. O pozisyonun belki daha üst düzeyine ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Yoksa bir tane var elinde. Bu çok önemli bir avantaj. Yani Serdar kulübede bekler. E, sahadaki oyuncu beklediğinizi vermediğiniz zaman ikilersiniz ya da onu kenara alırsınız Serdar'ı koyarsınız ya da Serdar çok iyiyse devam eder gibi bir durum. Peki Hayri yani Evet. E, şimdi birazdan e, seninle vedalaşacağımız için Adana Demirspor maçı öncesi beklentilerini de hemen hızlıca sormak istiyorum sana. E, nasıl bir mücadele bekliyorsun? Adana Demirspor da çok flash transferlerle giriyor şimdi sezona. Berlanda var, Bolotelli var. E, Birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna kattı. Nasıl bir karşılaşma beklersin? Fenerbahçe'nin istekli oynayacağını düşünüyorum ama kanaatimce bizi daha çok etkileyen takım Adana Demirspor olabilir. Hmm. Çünkü Adana Demirspor'da sadece Balotelli değil birçok önemli oyuncu var. Samet Aybaba var. Samet Tabii. Aybaba da evet yani altı çizilmesi gereken yani istikrarı tartışılan ama teknik direktörlük özellikleri itibariyle altı çizilmesi gereken bir teknik adam. Çok keyifli bir karşılaşma olacak. Ben de merakla bekliyorum.